Bugün sizlere Karahan Online'de kule sistemi nedir, kule nasıl kurulur bunun videosunu çekeceğim, bunu anlatacağım sizlere. Bundan bir 3-4 ay önce kendim kavim lideriyken CHP kulesi kurmuştuk. Bu bayağı da bizim işimize yaramıştı. O zaman ilahi 12 seviyesi gelecekti. Onun için CHP lazımdı karakterlerimize. Bu yüzden CHP kulesi kurduk, anlaşma yapmıştık diğer kavimlerle. Bu eski Karahan'da, Mind Games'in olduğu Karahan'da yoktu bu sistem. Genius Orc'la beraber geldi. Ben de şimdi sizlere bunun mantığını anlatacağım. Bu 3 çeşit, yanlış olmasın, şuradan da göstereyim. 3 tip kule var. Yükselen Kuvvet Kulesi, Altın Köprü Kulesi ve Farkındalık Kulesi diye. İşte birisi CP artış sağlıyor. Birisi farm yaparken kazanılan gümüş miktarını artırıyor. Birisi de X miktarını artırıyor. Bu 3 tip kulenin seviyeleri var. Seviyeleri 1'den 4'e kadar gidiyor. Buradan gördüğünüz gibi her kulenin 4 seviyesi var. Ve burada işte CP kulesinin 1. seviyesi sadece slotlardan aldığınız CP'yi artı 1 arttırıyor. 2. seviyesi artı 2 slotlardan aldığınız artı 2 arttırıyor. 3 ve 4.sü bu sefer karakollarda ve savaşlarda aldığınız CHP'leri arttırıyor. Burada gördüğünüz gibi zaten 3. seviye kurarsanız karakol hem PVM'de artı 2 CHP geliyor hem de PVP'de artı 1, 4'te de artı 2 geliyor. Bu altın köprüde gümüş kulesi. Bunlar da işte slotlardan aldığınız buradaki oranlar kadar gümüşünüzü arttırıyor. Burada da X kulesi var. Bu aslında ilahi 12 geldiğinde biz bunu da kurmayı düşünmüştük. Biraz kurduk. Çok seviye atlatamadık masraflı olduğundan dolayı. Seviye 2 yapmış olmam lazımdı. Tam hatırlamıyorum. Bu da aldığınız XP arttırıyor. Bunların şimdi can alıcı noktası 3 tip kule var. Ve sadece aynı anda 3 kavim kurabiliyor. Yani 4. kavim boş kalıyor. Ve bu 4. kavim boş olduğundan dolayı insanlar hem masraflı olduğundan dolayı hem de gerçekten içinde bir T'ye kadar falan para atıyor yıkınca. Bu yüzden insanlar anlaşamadığı için diğer kavimlerle kuramıyor. Yani atıyorum 3 tane CHP kulesi kuruldu. 3 kavim arasında 4. herhangi bir kule o CHP kulesini kuramıyor. Başka bir kule kurmak zorunda kalıyor. Herkes de CHP istediği için anlaşamıyor hangi kavimin kurması gerektiğini falan konusunda. Şimdi ben size tabii yine ne anlamadığınız nokta olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz şimdi kule kuracağız, CHP kulesi kuracağız. Bunun da masrafları var, belli başlı masrafları. Sizlere bu arada bu kuleleri mesela atıyorum yılansanız hep yeşil, donuk vadi ve kutsal vadiye kurabiliyorsunuz. İstediğiniz üçünü aynı anda da kurabilirsiniz. Mesela buna CHP, buna altın. İşte gümüş arttıran, buna da exp arttıran ayrı ayrı böyle kurabilirsiniz. Aynı kuleden koyamıyorsunuz. Size seviyelerini göstereceğim şimdi. Şimdi seviye 1 için gümüş bar istiyor. Bu gümüş bar Seismin adı satılan 500 emlik gümüş bar. Seviye 2 için 2 tane gümüş bar artı mistik bitki istiyor. Seviye 3 için 3 gümüş bar artı mistik bitki. Seviye 4'te de 4 gümüş bar artı mistik bitki. Bu yani 4 seviyeye getirmek için toplam elinizde 3 tane bitki olması gerekiyor ve 5'te paranızın olması gerekiyor. Bir de saraya gidilen yerdeki NPC'den inşaat kulesi malzemesi alıyorsunuz. O da 500'e. Bunu da şimdi siz az sonra kurarken göstereceğim. Bu 4. seviye kuleyi yaptığınız zaman bunun canı çok oluyor ve yıkması çok zorlaşıyor ve içinden de işte eğer yıkılırsa bir T'yi aşkın bir para düşüyor ve bitki atıyor. Bu bitkileri nereden elde edebileceğinizi anlatacağım şimdi. Bu bitkileri mesela atıyorum oyun başında kimseye de olmuyor bu bitki. Doğal olarak slottan da düşmüyor. Bu bitkiler sadece kulelerden düşüyor. Mesela bunu anlaşmalı yapıyorsunuz. Atıyorum 1. seviye adamı Ejder Kamen'in liderine 500'en para teklif ediyorsunuz. Bir gümüş barlık. O gidiyor sizin için bir tane 1. seviye kule kuruyor. Siz gidiyorsunuz bunu anlaşma bir şekilde yıkıyorsunuz. Bunun içinden mistik bitki düşürmeye çalışıyorsunuz. Ama düşmeyebiliyor. Yani her kesildiğinde düşecek diye bir şey yok. Bu yüzden bu mistik bitkileri elde etmek çok masraflı oluyor. Benim arkadaşım Ejder Kamen'de kurarken benle beraber sanırım onu geçmişti bir mistik bitki düşürmek için. O da yaklaşık 5-6 T'ydi sadece biri için. Ve bundan toplam 3 tane gerekiyor. Gerçekten çok masraflı ve eğer anlaşma yapamazsanız sürekli korumanız gerekiyor bu sistemi.
çok yararlı olduğu gibi insanı da çok yoruyor bu korumak meselesi. Şimdi sizlere oyunda nasıl kurulur bunları göstereceğim. Hem de CHP kulesi kurmaya çalışacağız beraber. Biraz unuttum ben de ama hatırladığım kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Dostlar şimdi hep yeşil şelaleye geldik. Burada kulemizi bu bizim birinci map'imize kuracağız. Çünkü olası bir baskında iki map geçmeleri gereksin diye ilk en önemli kuleyi bu map'e kuracağız. Buraya gelip direkt kurabiliyorsun ama ben size nerede kurulacağını bildiğim için orada göstermek istiyorum. Biraz zaman alıyor, biraz da unuttum şimdi ikinci seviyeye tekrardan parşömen gerekli miydi diye. Bu inşaat parşömeni 500M karşılığında bu saraya gidilen yerdeki NPC'den satın alıyoruz. Oraya ismini unuttum. Uluran'dı sanırım. Aynen Uluran'dı. Şimdi map'e geldik. Burada bütün gümüş barlarımız hazır. Ve mistik bitkilerimiz de hazır 3 tane. Bizim zaten hali hazırda vardı mistik bitkilerimiz. Ekstradan uğraşmadık. Ben kendi liderliğimden beri saklıyordum kuleleri bozarken. Şimdi bugün işimize yarayacak. Bu inşaat parşömenine tıklıyorum. Bu yükseltme kalesi olanı seçmem gerekiyor. Çünkü bir daha bir bakmak istiyorum hani olası bir risk olmasın diye. Evet, yükselen kuvvet. Yükselen kuvvet kalesini kurmak istiyorum. O da bu oluyor. YG diye geçiyor. Şimdi ben bunu böyle inşaat parşömeni kullanılsın mı diye dediğimde yüksek güç kalesi oluşturuluyor diye bir bildirim geçiyor. Şimdi burada bekliyorum. Buralarda bir yerlerde kurulacak bu kule. Biraz zaman alıyor çünkü şuradan da kule sistemi yeri neredeydi? Bakayım şurada mıydı? Burada bir yerdeydi sanki ya. İnşa durumunda. Bakın beyaz ejder, karayalan ve runin kurmuş bile. Bizimki de şimdi inşa ediliyor kısmında. Ejderinki de inşa ediliyor. Onlar şimdi ikinci seviye yapmışlar. Artı bir, artı iki buradan görebiliyorsunuz. Bizimki de inşa ediliyor. İnşa edilince şimdi tekrardan buraya gelecek. Bakalım inşa ediliyor kısım dolunca ben size göstereceğim. Şu an bekliyorum. Ve bunu dördüncü seviyeye atlatacağız hep beraber. Siz de bu oyuna bizimle beraber bakın şurada gözüküyor. Bizimle beraber oynayabilirsiniz. Katılabilirsiniz yılan kavmine. Diğer kavimlere de gelebilirsiniz. Bu canlı yayınlarıma katılıp taş savaşlarını izleyebilirsiniz de bu aralar taş savaşı olmayacak bu kule mevzusu yüzünden. Biraz da hastayım, canlı yayın açamadım o yüzden. Sesimden anlamışsınızdır. Şimdi bakalım bu kulemizi kuralım. Biz bunu şimdi level atlatacağız. Şu an biraz bekleyelim. Fatih abi de Discord'da. Fatih abi bu kuruluyor. Şu an videoyu da hazırlıyorum. Bu Tamam. kuruluyor. Bakayım. Biraz zaman alıyor da. İkinci seviye ve üçüncü seviye atacağım ben şimdi bunu. Derler ona şey bak nasıl ikinci seviye atıyor diye sordu bana. Aynen. Ben de dedim ki bir güçlendir de bir bas bakayım dedim. Ne yazacak dedim. Sonra o basmış demiş ki yeterli silver'ınız yok bunun için demiş. Aynen tamam. Ben de hepsi envanterimde. Ben şimdi güçlendireceğim. Şimdi aklıma geldi. Bu şuradan güçlendiriyorum. İnşa durumundan. Aynen inşallah olan güçlendir Var demiş var. sonra yeterli silver yok demiş. Çantanda gümüş barın ve mistik bitkinin olması gerekiyor. Ben Yani de öyle dedim ona. onu çekmiyor. Şimdi ben onu halledeceğim. Şu anda zaten videodayız. Gösteriyorum millete. Bu arada Fatih abi ve Eren'le beraberim. Yılan oynayanlar bilir. Soldago ve İnsanlar bu kule mevzusunu çok merak ediyordu. Bir de hani ne kadar para gidiyor, mantığı nedir bilmiyor. Çok az kişi biliyor eski karanda olmadığı için. Kuleyi de çok kuran olmuyor ya korkudan yıkacaklar Aynen. edecekler Aynen. paramışa gidecek. Çünkü mesela bu 4 seviye kule bu yüksek, bu normal koruma taşlarından kat kat daha güçlü. Bu taş savaşında yıktığımız taşlardan. Zaten böyle hani ha deyince gelip kıramıyorlar da. Ama yine kırılınca içinden kaç para demişti arkadaş hatırladığıma göre. 1,5 TL falan geçkin bir para atmıştı ve CP falan atıyor içinde. Şu an ikinci seviye oldu kulemiz. Şimdi tekrardan ben bu kuleyi güçlendireyim. Şu envanterim açık oluyor mu aynı zamanda? Olmuyor. Bir de basayım. Tipi de değişiyor. Tekrar o parayı envanterden çekti.
Hatta abi. Efendim. Senin şu çocuğa bir yazsana. Slay Spor alalım ya birkaç tane. Bu Çocuk arada nerede? şeyi de fark ettim ya abi. PVM'de de artı 2 oluyor ya. Tabii, o burası da bayağı etkiliyor ya. Evet. 6-6 geliyor. Şu an Oradan artı Slay 2 Spor olması açalım. lazım. Aynen bak, PVM CP artışı 2. Aynen. Bu bir işte. Tekrardan kulemiz 3. seviyeye geldi. Bunu ben tekrardan güçlendire basıyorum. Bu 4. seviye görünüşte şöyle, Eren sen yayından bak. Efsane Tamam. duruyor 4. Daha 2 dakika önce bebek kuleydi Değil mi? Parayı verince bu da büyüyor. o. Para para güzel bir şey. Her şey parayla ya. Parayı severim. Boyu da yüksekmiş. Şu kurulsun bir de böyle bir bakalım nasıl gözükecek. Belediye başkanı izin verdi mi bu kadar yüksek yapı yapmana? Bu arada şey oldu. Belediye başkanının parasına çöktüm de. Ya. 500'em arttı abi, bunu ben sana vereyim. Satayım. Kaldı burada. Demek ki o şey muhabbeti buradan geliyor işte. Bir de mistik bitki istemiyor ya, direkt inşaat parşömeni. Aynen. Ve toplam orada topladım 10 tane, 10 tane ediyordu. 4, 3, 2, 1. Ben mi yanlış toplamışım? Yo, doğru. 10 tane aldım aslında. Yok, o büyük ihtimalle şey kanka, hani 5B istiyor ya, Aynen. ilk B'deki inşaat personelinde o Ha şekilde ha sayılıyor. ha anladım, evet, olabilir. Dostlar şimdi kalemiz 4. seviye oldu ve böyle bir endamlı bir tip aldı. Size göstereyim tipini şöyle. Bu hep yeşil şelalede. Burada çıkıyor. Buradan düşman kabinlere de bir map oldu gösteriş ama. Yapacak çok, şu görüntüden çıktı. Ben size bunu bir göstereyim tekrar da şöyle de. Dördüncü seviye kulemiz kuruldu. Bu özellikle şuradan görebilirsiniz. PVM'de CP artışı artı 2. PVP'de CP artışı artı 2 diye. Bu bütün insanların hem kasılırken hem karakollarda ekstradan faydalanabildiği bir sistem. Oyuna da çok yakışmış ayrıca. Normal kullanıldığı takdirde, daha doğrusu kullanılabildiği bir takdirde çok yarar sağlıyor. Bu videomuz bu kadar. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.